1911 yılındayız. Vatanın en ücra köşesi dahi kana katılmadan düşmana teslim edilmez diyen bir avuç vatansever, gerekirse yalın ayak gidilecek, son nefese kadar dövüşülecek diye yeminler ederek gizlice İstanbul'dan Trablusgarp'a geceyi delen yıldız gibi kayarak gidiyordu. Sömürgecilik yarışında geç kalan İtalya, Osmanlı'nın zor durumundan da yararlanarak uzun zamandır çalışmalar yaptığı Trablusgarp'ı işgal etmek için harekete geçmişti. Osmanlı'nın bölgeyi savunacak gücü yoktu. Savaş dahi ilan edemiyordu. Denizler çoktan tutulmuştu. Osmanlı'nın donanması 2. Abdülhamit devrinde çürümüş, yenilenme şansı olmamıştı. İtalyanlar bölgede Osmanlı gücünün çok az olduğunu bildiği için direnişsiz bir şekilde bölgede hakimiyet kuracaklarına emindi. Peki İtalyanlar haklı mıydı? Vatan toprağı göz göre göre direnmeden elden gidecek miydi? Bölgedeki Osmanlı vatandaşları kaderine terk mi edilecekti? Hiç mi vatana olan borcunu gerekirse canıyla ödeyecek yiğit yoktu? Vardı elbet. Enver, Mustafa Kemal, Nuri, Fuat, Ali Fethi, Kuşçubaşı Eşref, Süleyman Askeri, Yakup Cemil ve daha birçok yiğit kılık değiştirip güvencesiz bir şekilde bilinmezliğe vatanı savunmak için koşacaklardı. Ekim 1919 yılında Avrupa devletlerinden yeterli güvenceyi alan İtalyanlar, Trablusgarp ve Bingazi'yi önce bombalamış, daha sonra şehrin işgaline başlamıştı. Halk, Osmanlı hükümetinin savaş ilan etmemesi ve iç bölgelere çekilmesinden dolayı hayal kırıklığına uğramıştı. Trablus halkı ve bazı büyük aşiretler direnmek istiyor fakat destek bulamıyordu. Harbiye Nazırı Mahmut Şevket Paşa savaşacak güçleri olmadığını Enver Bey'e söylemiş, bölgeye gizlice gidilip yerel halkı örgütleyip adeta gerilla savaşı şeklinde bir direniş uygulanması konusunda ikili fikir birliğine varmıştı. Fakat bu hareket oldukça riskliydi. Enver Bey ve bu riski alan genç askerler Trablusgarp yolculuğu öncesi İstanbul'da bir araya gelmişler ve plan yapmışlardı. İngiliz ve Fransızlara yakalanmamak için bölgeye grup grup gidilecek, kimlik değiştirilecek, bölgede halk ayaklandırılacak, sahile çıkan İtalyanların iç kesimlere girmesi engellenip yıldırılacaktı. Mustafa Kemal de Enver Bey'e bu görüşte bir beyanat vermişti. Çünkü Mustafa Kemal daha önceden bölgede bulunmuştu. Enver Bey bölgeye gitmeden önce anı defteri niteliğinde mektuplar yazmıştı. Hem bu yazılardan hem de Mustafa Kemal'in mektuplarından bu videoda oldukça faydalanacağız. Enver Bey Eylül 1911'de şöyle yazmıştır. Tren Vardar Nehri boyunca ilerleyip gidiyordu. Ben vagonda tek başıma oturmuş, son haftaların trajik olaylarını düşünüyordum. Ay ışığı gümüş renklerle ırmağın sularında yankılanıyordu. Vadinin sağında ve solunda yükselen dik yamaçların gölgeleri orada, burada, gümüş yüzlü ırmağa kara kara bakar gibiydi. Vadinin belirlediği doğal yolda ilerleyen tren, sanki gecenin barışı içinde dertlerimi de yüklemiş, gidiyordu. Uygar Avrupa'ya hak hukuk tanımaz barbarlar olmadığımızı kanıtlayacaktık. Ya zafere ulaşacaktık ya da şerefimiz uğruna ölecektik. Avrupa bize saygı duymasını öğrenecekti. Enver Bey bölgeye diğer gönüllülerden önce gitmişti. Sarayın damadı olduğundan halk tarafından adeta sultan gibi karşılanmış, bu durumdan çok mutlu olmuştu. Haftalar süren gidiş yolculuğunda Kuyumcu Hamdi takma adını kullanmıştı. Şimdi yolculuk vakti diğer yıldızlardaydı. Gazeteci Şerif, 15 Ekim 1911'de Ömer Naci, Sapancalı Hakkı ve Yakup Cemil'le yola çıktılar. Yolda parasız kaldılar, borç 200 lira buldular, yola öyle devam ettiler. Ceplerinde bir kuruş dahi olmayan bu gençler, vatan için bilinmezliğe koşuyordu. Mustafa Kemal yolda hastalandı, 15 gün hastanede kaldı. Daha sonra arkadaşları Nuri ve Fuat Beyler de geldi. Hep birlikte tekrar yola çıktılar. Artık Trablusgarp'a gelmişlerdi. Şimdi halkı örgütleyip mücadeleyi başlatma zamanıydı. Bu onların ilk ciddi savaşıydı. Enver Bey kısa zamanda bölgedeki nüfusunu kullanıp yerel aşiretleri toplamış ve asker mevcudunu 10 bin lira çıkarmıştı. Kendi adına para bastırmış, halk tarafından eli eteği öpülecek rütbeye kadar çıkmıştı. Halk adeta Enver Bey'e tapıyordu. Çünkü Enver Bey halkın birçok sorununu da çözmüştü. Erzak ve para konusu gün geçtikçe yoluna giriyordu.
ufak baskınlar sonuç veriyor, İtalyanlardan silah ve yiyecek sağlanıyordu. Halk yavaş yavaş ayağa kalkmaya başlamıştı. İtalyan hükümeti de her geçen gün artan direnişe karşı yeni birlikler yollamaya başlamış, bu birliklerin sayısı çıkartmanın başında 30 binken çıkartmanın sonlarına doğru 100 bini geçmişti. İşlerin yoluna girdiği o günleri Enver Bey şöyle aktarıyor. İşte size ordugahımızın üzerine birkaç ayrıntı. Bol bol suyumuzun olması çok hoş bir şey. Ordugahımızın ortasında iki büyük kaynak suyu geçiyor. Bunlardan birisi daha önce sözünü ettiğim Aynel Mansur, yani Muzaffer'in kaynağı. Ordugahımız ismini oradan alıyor. Yiyecek durumumuz için yeterli demek yetmez. Neredeyse lüks denilebilir. Sadece öğün arası yiyeceklerimizi söylesem yeter sanırım. Hollanda peyniri ve ananas. İkinci bir nokta daha da önemli. Şimdi elimizde 5 sağlık birliğimiz var. Böyle büyük bir ordugahın güvenlik önlemlerini alabilmesi için vazgeçilmez bir güç. Önceleri yaralıların doğru dürüst tedavisinden söz bile edilemezdi. Benim aldığım bezlerle yaralar şöyle böyle bir bağlanırdı, o kadar. Şimdi Tanrı'ya şükürler olsun askeri doktorlarımız var. 3 tane Kızılay istasyonumuz var. Toplamda 200-300 yatak. Arapların inanılmaz sağlam ve dayanıklı bünyeleri doktorların işini fazlasıyla kolaylaştırıyor. 2 günlük bir istirahat yaralıların 4'te 3'ünün sağlığına kavuşmasına yetiyor. Gücümüz ve masrafımız pek o kadar artmadan durmadan büyüyor. Bütün birlikler ve Bingazi'deki sivil personel için ayda 25 bin Türk lirası harcıyorum. Kısa bir sürede bu miktar 75 bin liraya çıkacak ve 2 yıllık iaşemiz sağlanmış olacak. Yalnız havalar pek iyi gitmiyor. Afrika'da olduğumuz halde çadırlarımızın içinde titriyoruz. Subaylarımdan bir bölümü dün İstanbul'a tatile gitti. Herhalde İstanbul'da durumumuzu gerektiği gibi dile getirecekler. Trablus ve Bingazi'deki bizden kat kat çok sayıda 130 bin İtalyanın ülkenin içinde ilerlemek istediğini, ancak 4 aydan beri kendilerini durdurduğumuzu, gün be gün gücümüzün ve cephanemizin arttığını ve barışa hiç de niyette olmadığımızı anlatacaklardır. Mustafa Kemal de kendini halka sevdirmişti. Liderlik özelliği sayesinde kitleleri etrafına toplamıştı. Bir taarruz planlıyordu. Bu taarruz sırasında en ön safta yer almış ve ona ömür boyu miras kalacak bir iz edinmişti. O anları defterine Fuat Bulca şu satırlarla kaydetmişti. İşte bugünlerdeydi ki Mustafa Kemal bir saldırıya karar verdi. Cephe kumandanlarının kendi bölgeleri içinde saldırıya geçme yetkisi vardı. Doğu cephesinin karşısında İtalya'dan yeni getirilmiş olan tam teşekküllü bir tümen bulunuyordu. Biz saldıracaktık. Eşref Bey de yerli kuvvetlerle bizim yanlarımızı koruyacaktı. Her şeyi hazırladık. Hedefimiz Kasr-ı Harun'du. Burası zannederim Kartacalılar zamanından kalma bir harabeydi. Eşref Bey'in yerli kuvvetleri sağ ve sol cenahımızı tam bir güvenlik çemberi içine almasından sonra biz saldırıya geçtik. Daha sonra öğrendik ki düşman aramıza sokmaya başardığı bir casus vasıtasıyla saldırımızı haber almış ve gerçekten o günkü araçlarımızla aşılması ve yarılması güç savunma önlemi almıştı. Nitekim kuvvetlerimiz Kasr-ı Harun'un önüne varınca şiddetli ateşle karşılaştık. Hemen mevzi tuttuk ve elimizdeki olanaklarla karşı tarafın direncini kırmaya çalıştık. Mustafa Kemal için geri dönmek hemen hemen imkansız bir sonuçtu. Yanındaki az sayıdaki arkadaşıyla süvari ucumuna kalkıştı. Kendisini durduramadım. Nitekim bir süre sonra ben kuvvetlerle kalmıştım. Mustafa Kemal de Kasr-ı Harun'un ilk basamakları önüne erişmişti. Boğaz boğaza bir boğuşma başladı. Bizimkilerin Kasr-ı Harun'un harabelerinin içine kadar varabildiklerini dürbünle görünce Eşref Bey'e hemen haber uçurdum. Ve ben de menzil neferleri dahil saldırıya katıldık. Biz harabeler içinde savaşmaya devam ederken Mustafa Kemal'in yanındaki az sayıdaki arkadaşıyla Kasr-ı Harun'un merkezini oluşturan ve geniş bir avlunun içinde kalan merkez binasına kadar ilerlediğini ve buraya daldığını gördüm. İşte bu sırada gökyüzünde bir gürültü duydum. İki İtalyan uçağı alçaktan uçuyor ve bizim arkamıza saldırarak bombalarını koyveriyorlardı. Bir panikten korkuyordum. Tam bu anda taze bir düşman kolunun yılan gibi kıvrıla kıvrıla hızlı bir şekilde bize ilerlediğini gördüm. Ben ne pahasına olursa olsun Mustafa Kemal'e erişip zorunlu olarak geri çekilmeyi kabul ettirmek için ileri atıldım ki sağ kanadımızdaki toz bulutu içinde bir kaynaşma olduğunu ve bizimle boğuşan düşman safları arasında boşlukların belirdiğini gördüm. Gelenler
Eşref Bey'in süvari kuvvetleriydi. Mustafa Kemal'in bulunduğu merkez binası harabelerine vardığımda onun yüzünü tanınmaz bir halde buldum. Bir elinde kılıcı vardı, diğer elinde mendili, sağ gözünü kapatıyordu. Yaralandığını zannettim. Hayır, yaralı değildi. Fakat harabeler arasında yıkılan bir sütundan fırlayan kireçli bir taş parçası şiddetle gözüne çarpmıştı. Sönmüş bir kireç olmasına rağmen bir kısmı göze girmişti. Eşref Bey büyük bir başarıyla düşmanın arkasına sarkmış ve yerlilerin kulakları yırtan bağırışları İtalyanları dehşete salarak düşmanda gerileme alameti belirmişti. Mustafa Kemal hemen taarruza kalkın, düşman geriliyor diye seslendi. İtalyanlar çekilmeye başlamıştı. Eşref Bey'in her tarafa kolaylıkla akabilen kuvvetleri düşmanı yakından izliyor, ağır kayıplara uğratıyordu. Toplam borusunun tiz sesi üzerine Kasr-ı Harun artık bizimdi. Harabelerin içinde toplandığımızda birbirimizi kutladık. Kayıplarımız İtalyan kayıplarına göre çok azdı. Yine birçok cephane ele geçirmiştik. Bu arada Mustafa Kemal'in gözündeki ağrı gittikçe şiddetleniyordu. Mustafa Kemal'in gözleri hastalanıp Eşref Bey'in temin ettiği mütehassıs Suriyeli Doktor Münir Bey ve Doktor Hakkı Bey'in müsterek kararıyla tedavi için yabancı bir memlekete gitmesi şart haline alınca bunun Bingazi Umum Kumandanı Enver Bey'e söylenmesi icap ediyordu. Eşref Bey Enver Bey'le konuştu. Enver Bey bütün imkanların seferber edilmesini, para ve pasaport teminini Eşref Bey'e havale etti. Kendisi de bizzat geldi. Geçmiş olsun dedi ve hemen yola koyulmamızı istedi. Savaşın bu denli uzun süreceğini ne İtalyanlar, ne Enver ve arkadaşları, ne de İstanbul hükümeti kestirememişti. İtalyan esirler Enver Paşa ile buluşturulduğunda hep aynı şeyleri tekrarlıyordu. Savaştan bıktık, dönmek istiyoruz. Hal böyleyken beklenen ama asla olması arzulanmayan bir olay meydana geldi. Balkan devletleri Osmanlı'ya karşı ayaklanma başlattı. Ek olarak gemi gücünü sonuna kadar kullanmak isteyen İtalyanlar İzmir'i, Beyrut'u, Çanakkale'yi bombalamaya başladı. Adaları işgal etti. İstanbul hükümeti bunun üzerine barış yolları aramaya başladı. Enver Bey ve arkadaşları bu süreçte sürekli olarak buluşuyor, değerlendirmeler yapıyor, bize inanmış olan halkı bırakamayız fikrinde birleşiyorlardı. Fakat diğer yandan da ana yurtları, baba ocakları gidiyordu. Üstelik Balkanlardan sonraki hedef İstanbul olacaktı. Adaların işgalini Enver Bey mektubunda şöyle yazmıştı. Gazetede çıkan haberlere göre ölmüşüm. Dün el falıma bakan bir falcı 80 yıl yaşayacağımı söyledi. Büyük şef Senusi'den gelen bir mektup da maneviyatımı güçlendirdi. Tanımadığım halde seviyorum bu adamı. Ruhu ve vücuduyla tam bir vatansever. İtalyanlar bizi Trablus'un içlerine sürmek umutlarından vazgeçmişe benziyorlar. Şimdi bizim adalara çıkarma yapıyorlar. Mustafa Kemal de aldığı başarılar sonucunda Derna komutanı olmuştu. Arkadaşı Salih Bozoğa belki de kızgın kumlar üzerinden şu mektubu yazmıştı. Kardeşim Salih'e, mektuplarınızda gazetelerde bize ait hissiyatınızı tasvir eden satırları okuduğum zamanlar kalbimin pek derin hislerle çarptığını duyuyorum. Birkaç kardeşinizin Akdeniz'i aşarak, çöllerde uzun mesafeler kat ederek donanmasına dayanan alçak düşmanın karşısına çıkması ve buradaki vatandaştan deraguş eyleyerek haysiyetsiz düşmanı kıyı noktalarına hapsetmesi şüphesiz sizi mutlu eder. Vicdanımızdan gelen bir sada bize gemilerimizin Tobruk, Derne, Bingazi ve Trablusgarp limanlarında tekrar demirlemiş olduğunu görmedikçe görevimizi tamamlamamış sayacağımızı ihtar ediyor. Bilirsin, ben askerliğin her şeyden ziyade sanatkarlığını severim. Burada sanatın bütün icabatını tatbik edecek kadar zamana sahibiz. Ah Salih, Allah bilir. Hayatımda bugüne kadar orduya yararlı bir uzuv olabilmekten başka hiçbir emel edinmedim. Çünkü vatanın muhafazası, milletin saadeti için her şeyden ziyade ordumuzun o Viyana surlarına süngüsünü saplayan ordu olduğunu bir daha ispat lüzumuna çoktan kaniydim. Bu gece Derne kuvvetlerimizin bütün kumandanları zabitleriyle birlikte müsamere yapmıştır. Bu satırları çadırımda, avdetimde yazıyorum. Bu güzel kalpli, kahraman bakışlı arkadaşlarımın, bu küçük rütbeli fakat düşmanı titreten büyük kumandanların samimi nazarlarında vatan için ölmek şevkini okuyordum. Bu inceleme dimağımda sizin, bütün Makedonya mühitinde tanıdığım arkadaşların,
bütün ordumuzun kahraman evlatlarının hatırası gözümde canlandı. Kalbimde büyük bir sevinç ve gurur hasıl oldu. Ve arkadaşlarıma dedim ki, vatan mutlaka selamet bulacak, millet mutlaka mesut olacaktır. Çünkü kendi selametini, kendi saadetini, memleketin ve milletin selamet ve saadeti için feda edebilen vatan evlatları çoktur. Cümlenize selam ederim, kardeşim. Dernek Kuvvetleri Kumandanı Mustafa Kemal. Barış Anlaşması dedikodularının artarak devam ettiği günlerde Enver Paşa duygularını ve kararsızlığını şu sözlerle dile getirmişti. Tüm Trablus sorunu benim için kişisel bir şeref sorunu oldu. Ben burada Arapları, kadın ve çocuklarla birlikte düşmana karşı sürdüm ve onlara kendilerini hiçbir zaman sultan vazgeçse dahi terk etmeyeceğime söz verdim. Şimdi bu cesur Arapları yalnız bırakmak ve onları İtalyanlara teslim edebileceğimi tasavvur etmek bana ağır ve olanaksız geliyor. Diğer yandan vatanım ne kadar kötü bir durumda bulunuyor. Ama yeniden kendi kendime soruyorum. Acaba Bedeviler benden daha mı sadık kaldılar? Sözümden dönmek korkaklık ve şerefsizlik olmasaydı. Ne yapmalıyım? Karadağ'da savaş başladı. Bunu öteki Balkan ülkeleri de izleyecek. Nihayet Avrupa'da karışıklıklar. Bizim İtalyanlarla savaşmamızın anlamı ne? Bedevilerin kaderine de başka yerde karar verilecek. Ekim 1912'de Osmanlı hükümeti Uşa Anlaşması'nı imzalamıştı ve Enver Bey'e bizi zorda bırakacak hareketlere girişme emri verilmişti. Trablusgarp cephesinde bir yenilgi olmamasına rağmen yapılan bu anlaşmayla Trablusgarp'taki Müslümanlar halifeye bağlı kalacak fakat topraklar tamamıyla İtalya'ya bırakılacaktı. Enver Bey bu anlaşmaya isyan etti. Hatta bir devlet kurup mücadeleye arkadaşlarıyla devam etmeyi dahi düşündü. Fakat Balkanlardaki durum elini ayağını bağlamıştı. En azından direnişin fitilini ateşlemişti. Bölgedeki şeyhler de kendisini anlayışla karşılamıştı. Şimdi Balkanlara girip yurdun ihtiyaç duyduğu başka bir yerde dövüşme vaktiydi. Vatandan başka sevgili bilmeyenler başka bir cepheye koşuyordu. Enver Bey, umum komutanı olarak birçok arkadaşını İstanbul'a yolladı. İşlerinden biri için mektup yazdı. Onu İstanbul'a övgü dolu şu satırlarla uğurladı. Kurmay Binbaşı Mustafa Kemal Bey, 18 Aralık 1911 tarihinde kendi arzusuyla orduya katılmış, önce Derne Şarkkolu Komutanlığını, daha sonra Derne Komutanlığını olağanüstü surette idare ettiği gibi, gözlerinin artan rahatsızlığına rağmen son zamana kadar çok iyi hizmette bulunmuştur. Bu kez malum sebepler dolayısıyla sulh akdedilmiş olduğundan, sulh şartlarının tatbiki müddetince burada atıl kalmamak üzere hareket ettirildiği arz olunur. Mutasarrıf ve Bingazi Genel Komutanı Enver. Videomuzu Mustafa Kemal'in Trablusgarp'la ilgili şu sözleriyle bitirelim. Muharebede yağan mermi yağmuru o yağmurdan ürkmeyenleri ürkenlerden daha az ıslatır. Gerçekten böyle olmasaydı, Trablusgarp harbine katılan bütün arkadaşlarımızın mutlaka Trablusgarp'ta, Humus'ta, Bingazi'de, Derne'de, Tobruk'ta, İtalyan istihkamlarının karşısında bugün kemiklerinin dahi kalmaması icap ederdi.